Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Dragomania oyununa da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zaman sonra yine tekrardan Dragomania'ya bir göz atalım dedik. Bazı arkadaşlarımız sormuş arkadaşlar, neden Dragomania videosu artık çok az geliyor diye. Arkadaşlar bunun sebebi çok belli. Hemen açıklamak istiyorum size. Neden? Çünkü geçen etkinlikte arkadaşlar biliyorsunuz ki bütün ejderler, neredeyse bende var olan ejderlerde yeni etkinlik arkadaşlar pasta çılgınlığı gelmiş. Biliyor tabii ki pasta çılgınlığı içeriği arkadaşlar süreye bağlı olduğu için bunu yapamıyoruz maalesef. O yüzden de arkadaşlar biraz Dragomania'ya ara vermek zorunda kaldık. İkinci sebep ise arkadaşlar klanımıza baktığımızda burada bayağı bir kişiyi çıkarttım. 29 tane üye kaldı arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız oynamaya başladı. Gördüğünüz gibi ben birkaç tane arkadaşımı çıkardım. Oynayan arkadaşlarımız var tabii ki arkadaşlar. Onlara da haksızlık etmek istemem. Onlar da güzel şekilde oyununa devam ediyor. Ama arkadaşlar burada bende var olan ejderler olduğu sürece ben de içerik çekmekte biraz zorlanıyorum. Elmas ejderi almıştık zaten. Akademik ejder bizde haftanın ejderiydi. O da vardı arkadaşlar. 7 gün sonra zaten yeniden bir tane efsanevi ejder gelecek arkadaşlar. Depomdaki yumurtaları da hepsini tamamıyla neredeyse arkadaşlar çıkarttım ve bitti. Ve burada birkaç tane ejder daha kaldı. Onları da yumurtlatacağım arkadaşlar. Ve şu an kuluçkahanemde 3 tane ejder var. Onların da süresi var arkadaşlar. Onları bekliyorum. Kuluçkahaneden çıkmalarını, onların da yumurtalarını çıkartacağım. Tabii ki arkadaşlar şu an inimizi kullanamıyoruz. Neden? Çünkü bütün neredeyse ejderleri aldık. Ve şimdi arkadaşlar bizim yapmamız gereken sadece tek bir iş kaldı Dragomania'da. O da arkadaşlar büyülü ejderleri çıkartmak. Tabii ki şu an onları yapamayacağız. Materyallerimiz yok. Bunların hepsini aldık. Görüyorsunuz ki tikler var arkadaşlar yanlarında. Bunları siz çıkartmalıysanız arkadaşlar tavsiye ederim. Bunları çıkartın. Bir disko topu kalmış bende arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanında tik yok. Ona da arkadaşlar burada büyülemek gerekiyor. Hatta gördüğünüz gibi burada mıknatıs ejderimi arkadaşlar 4. büyülemeye getirmem gerekiyor. 4. seviye büyülemeye arkadaşlar. Burada sonra efsaneviler kalıyor. Cehennemi de almamışık arkadaşlar. Cehennem ejderi, Gergadan ejder var arkadaşlar. Büyülemeler gerekiyor. Materyaller gerekiyor arkadaşlar. Materyaller toplamamız gerekiyor. Materyaller nasıl toplanır diyorsunuz arkadaşlar. Materyaller de arenadan toplanıyor arkadaşlar. Yani bugün biz arena savaşlarına gireceğiz. Birazdan göstereceğim. Yani üçüncü sebebi de söylemek istiyorum arkadaşlar. Anubis ejderi çıkartmıştık ki biliyorsunuz arkadaşlar. Anubis ejderim hala akademide. Bayağı bir uzun sürdü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Anubis ejderini de yükseltmeye çalışıyorum arkadaşlar. Onu da savaşlara koyacağım tabii ki. Gördüğünüz gibi uyandırma işlemi de sürüyor hala. Ve yükseltmeleri de yapıyorum. Maksimum seviye çıkartacağım arkadaşlar. Anubis ejderimi, ondan sonra arkadaşlar Mao ejderini birlikte güzel güzel savaşlara gireceğiz. Şuradaki adasındaki savaşı arkadaşlar tamamlamak daha istemiyorum. Burada çok az kaldı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bunu da ben tabii ki Anubis ejderimi aldığımda yeni bir takım oluşturacağım. Yani Dragomania'ya tabii ki devam edeceğiz arkadaşlar. Ama tabii ki şu an biraz sistemi değiştirmek istiyorum. Yeni bir takım kurmak istiyorum arkadaşlar. Ve güzel bir şekilde devam etmek istiyorum. Burada da kabus modunu açmak istiyorum. Kilidini açmak için burasını tamamlamamız gerekiyor. Sonra savaşlarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Yani arkadaşlar dediğim gibi hepsi üst üste olunca biraz içerik az oldu. Farkındayım. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki Dragomania'ya devam edeceğiz. Buraya kadar gelmişim arkadaşlar. Bırakmak olur mu? 102. seviyeye kadar gelmişim arkadaşlar. Mav ejderin 90. seviyede 90. seviyeden daha yüksek olmasını isterim. Ve güzel bir takım kurmak isterim. Damga harekatındaki ejder bile şu an bende var arkadaşlar. Alpler ejderi de biliyorsunuz ki onu da almıştım. Yani onu da yapamadım. Yani çok fazla o yüzden de Dragomania'yı oynamadım açık konuşmak gerekirse. Bunu siz de biliyorsunuz zaten. Saklamaya gerek yok. Ama biz bugün ne yapacağız arkadaşlar? Çok isteyen arkadaşlarımız için hemen Dragomania'da arena savaşlarına gireceğiz. Birkaç tane savaş yapalım bakalım. Görelim arkadaşlar kimler var. Nasıl arkadaşlar gücümüz, bir test edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar MOAA diye bir arkadaşımız, Ricardo diye bir arkadaşımız ve Ryan diye arkadaşımız. En yüksek puanı hangisi bunların? 297 puanlı bir arkadaşımız var arkadaşlar. Şimdi ona meydan okuyacağım. Ben buradan tekli meydan mı okuyayım acaba? Tek başıma yener miyim? Yenerim herhalde ya. Mav ejderimiz güçlü. Tek başına meydan okuyacağım arkadaşlar.
arkadaşlar buraya. Bakalım şimdi tek başıma başarabilecek miyim? Hemen şurayı alalım facecam'i arkadaşlar. Facecam'imizi bir döndürelim. Siz de güzel güzel bu savaşı görün diye arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go. Mavicilerim çok güçlenmişti. Biliyorsunuz ki arkadaşlar daha da güçlendireceğiz. Ve böyle tek atabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşte bu diyoruz. Ve şimdi devam edelim. Hızlıca bakalım arkadaşlar. Ne gelmiş burayı tanımadığımız bir arkadaş. Ben puanlara bakacağım. 315 puanlı. Hemen buna giriyorum arkadaşlar. Saldır dedim. Bakalım arkadaşlar. Başarabilecek miyiz? Arı ejder var burada arkadaşlar. Yanında bu ejder ve burada da bir tane daha Eiktirnir ejder var arkadaşlar. Şimdi bunları tek atabilir miyiz hepsine? İşte vurduk mu gördünüz mü? Hepsi tek attım. Sadece bu ejderin can alması vardı. İşte buna da vurduk mu arkadaşlar? Çok güzel bir şekilde tamamlıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Tabii ki materyaller çok önemli arkadaşlar. Bunları yapmak için de savaşlara girmeniz gerekiyor. Burada arenada. Arenada da 40. sezondayız arkadaşlar. Bunları da tabii ki ileriki zamanda daha fazla arena savaşları yapacağım. 290'a meydan okuyacağım. Emo. Emo diye bir arkadaşımız var burada. Hemen meydan okuyorum bakalım arkadaşlar. Biraz zorlu savaşlar gelse çok daha güzel olacak tabii ki. Şu an hep bana kolay çıkıyor. Gördüğünüz gibi canlanmaları varmış ama bana şu an hiçbir şey yapamıyorlar. Güçlüyüz arkadaşlar. Bayağı güçlendik. Bu seriyi biliyorsunuz ki Dragon Mania serisini bayağıdır bir çekiyorum. Ve bayağı bir güçlendik oyunda. O yüzden de artık bize ejderler falan arkadaşlar. Yeni ejderler gelmiyor. Tabii ki yeni etkinlikler olursa tiran etkinliği falan o gibi şeylerde tekrardan böyle fazlasıyla video çekmek isterim. Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar. Şimdi vurduk mu böyle güzel şekilde çat diye öldürdük arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tamamlayacağız oyunumuzu. Arenadan da materyalleri toplayacağız. Şimdi hepsinin mi canlanması varmış ya? Gerçekten hepsinin canlanması varmış. Bitiremedik. Hepsinin canlanması olunca da gördüğünüz gibi ejderler öldükten sonra tekrardan diriliyor. Güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Şu an tek atıyoruz hepsini ve materyallerimizi açalım bakalım arkadaşlar. Let's go diyelim şimdi. Güzel bir şekilde ilerleyelim. Diğer arkadaşlarımıza haksızlık olmasın arkadaşlar. Oynayan arkadaşlarımıza. O yüzden de ben Dragon Mania'ya devam ediyorum. İleriki zamanda yeni bir konsepte karşınızda olabilirim Dragon Mania'da. Tabii ki arkadaşlar siz de takipte kalın arkadaşlar. Sizden sadece bir tane abone, bir tane like istiyorum. Biliyorsunuz ki başka bir şey yapmanıza gerek yok. Biz de burada hızlıca güzel bir şekilde arenadaki savaşları tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi hemen kutumuzu açıyoruz. Güzel bakalım kutudan materyaller geliyor. Çok önemli. Burada eksik olan bende toprak materyali arkadaşlar. Toprak materyali de çok önemli. İşte 541 puanlı bir tane zor geldi. İşte buna meydan okuruz arkadaşlar. Ama tabii ki ben burada hemen arkadaşları yanımıza çağırmak istiyorum. İmparatoriçiye ve Tat Çapra arkadaşlar. Tek başıma girmeyelim. Bakalım belki de yenilebiliriz arkadaşlar. Çok zor dedi. Oyda bakalım kim varmış? Tayyi Zenren ejder varmış. Vaşak ejder varmış burada. Ve ortada Nezha ejder arkadaşlar. Şimdi bakalım tek atabiliyor mu? Hoppa vurdum. Atamadık arkadaşlar. Ne oluyor? Kaçıncı seviyede bu ya? Gördünüz mü? Mav ejderim yedi. 115. seviyede arkadaşlar. Fullemiş tam tamına. Gördünüz mü? Bazen de böyle yüksek seviyede arkadaşımız gelirse bizi yok edebiliyorlar. İkisi de 115. seviyede arkadaşlar. Bu ne? Bunu da 45. seviyeye getirmiş. Yani gördüğünüz gibi Mav ejderim de o kadar da güçlü değilmiş bazı şeylere karşı arkadaşlar. Bazı arkadaşlara karşı bunlar beni yok eder. Yok ettiler beni zaten arkadaşlar. Vay be aga be. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi maf olduk. Pes edelim arkadaşlar. Buna karşı bir şey yapamayız arkadaşlar. Eksi 11 yedik. Olsun ama bu da fena değildi. Güzel bir deneyimdi. Meydan okuyalım bakalım şimdi. Bu kolayları alıyoruz ama bir tane çok zorlu bir arkadaşımız çıktı karşımıza ve bizi yok etti. Ama biz de tabii ki başkasına güzel bir karşılık veriyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde devam edelim bakalım. Hızlı bir şekilde. Bakalım 301 puanı alalım bunu. Natalie gelmiş burayı. Natalie'ye bakalım arkadaşlar. Tek atmak istiyoruz yine. Ama canlanmaları varmış ya. Tek atamayız. Hepsinin canlanması varmış arkadaşlar. Canlanma biliyorsunuz ki arkadaşlar. Hemen güzel bir şekilde canlandırıyor. Güzel bir şekilde hepsini tekrardan hayata döndürüyor. Bütün ejderleri arkadaşlar. Şimdi mav ejderim sıra gelirse mav ejderim yok eder. Az önceki neydi ya o? Ürküttü beni ya. Korkuttu biraz. Güzel bir savaştı. Ama yenildik. Olsun arkadaşlar. Demek ki bizden üstün arkadaşlarımız da varmış. Tabii ki olacak arkadaşlar. Çok profesyonel arkadaşlar var burada. Çok güzel oynayan arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen kutumuzu açalım. Sonra devam edelim arkadaşlar. Ondan sonra saldırılarımızı yapalım. Güzel. Buradan da mükemmel
materyaller aldık. Haydi bakalım. Şimdi 316 puanla John'u bir alalım arkadaşlar. Saldırımızı yapalım John'a. Şimdi bakalım arkadaşlar ne olacak? Let's go! Vurduk. Güzel. Aa, bayıldı şu an. Ezerim şu an bayıldı. İkinci turda arkadaşlar uyanacak. Bakalım şu an uyanmaya çalışıyor Mav Ejder'im. Haydi bakalım. Kaldır kendini Mav Ejder. Uyan uyan uyan. Lütfen uyanman gerekiyor artık diyorum. Ve şimdi yine canlanması varmış arkadaşlar. Canlanma damgası çok iyi bence ya. İkinci turda sana veriyor. İkinci bir şans veriyor. Ölükten sonra arkadaşlar. O da çok güzel. Gerçekten haydi bakalım. Çok az kaldı gördüğünüz gibi. Burada başka lige yükseleceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Beşinci koruma yükseldim. 359 puanlı. Bunu seçmek istiyorum. İsmini okuyamıyorum ama tabii ki zorlu savaşlara biz devam etmek istiyoruz. Haydi bakalım. Vuralım. Canlanması var mı bunların? Yokmuş. Tamam. Bunları alırız arkadaşlar. Basit bir şekilde. Haydi bakalım. Let's go. Hemen buradan ateşi ediyoruz ve güzel savaşlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Vurdum. Hızlı bir şekilde savaşları gerçekleştiriyoruz ve 9. zaferimizi aldık arkadaşlar. 20 zaferde de güzel bir puan alabiliriz arkadaşlar. Hemen materyalleri açalım. Dediğim gibi materyalleri açtık mı büyülü ejderler çıkartabiliriz. Onlara da ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi 310 puanı hemen buradan aldım. Dima V diye bir arkadaş. Hemen buraya girdim arkadaşlar. Şimdi bunu da hemen öldürmeye çalışacağım. Let's go. Kazanmak istiyoruz. Tek attık. Gördünüz mü? Burada Odin ejder var. Çok güzel bir ejder. Odin ejder arkadaşlar. Ama bize vız gider, tırıs gider diyoruz ve işte bu diyoruz arkadaşlar. 12. zafere doğru ilerliyoruz. Hadi bakalım. Let's go. Haydi bakalım. Kutuları açılsın arkadaşlar. Tabii ki daha fazla arkadaşlar Dragon Mania videosu gelsin diyorsanız bunu siz de belirtebilirsiniz. Siz de yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlara ve tabii ki izlenmeye de bağlı arkadaşlar. Tek ne kadar çok izlenirse o kadar çok Dragon Mania videosu da çekeriz diyorum arkadaşlar. Bununla başladık biliyorsunuz Dragon Mania YouTube kanalımızda ve güzel güzel yollar kat ettik. Güzel abonelere ulaştık arkadaşlar sizin sayenizde ve güzel de devam ediyoruz şu an arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go. Şimdi vurduk ve işte bu diyoruz ve mükemmel. Az kaldı gördüğünüz gibi. Birazdan da güzel bir seviye atlayacağım. Şimdi hemen devam edelim savaşlarımıza arenada. Tamamlayalım arkadaşlar. Bakalım şimdi sıradaki kim olacak? 275 puanla Marie geldi. Marie'ye de böyle bir tek atmak isterim. Canlanması varmış mı? Evet, bir tanesinin canlanması var ama olsun. Şimdi bunları öldürdük mü? Zaten bu da şeytani ejder arkadaşlar. Hemen ona vuruyoruz. Hemen damgasını çaldım. İmparatorçuya da vurdum. Aslında kolaylara tek de girebilirmişim arkadaşlar. Tek olursaymış daha iyiymiş. Belki bunları çıkartırım birazdan. Taç yaprağı ve imparatorçuya daha hızlı olabilir arkadaşlar. Şimdi bir tane daha savaş alalım. Şimdi burada kaç 346 puanla hemen bunları yok edeceğim şimdi arkadaşlar. Tek gireceğim Mav Ejder'ine. Öyle daha keyifli oluyor ya. Biraz kendime challenge yapmak istiyorum. Ama bunların canlanmaları var ya gördüğünüz gibi. Hepsinin canlanmaları var. Şu an gördüğünüz gibi Mav Ejder'ime hiçbir şey yapamıyorlar. Ama az önceki zorlu savaş gerçekten çok zordu ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada da iki tane Ejder'i çok fazla yükseltmişti. Bir arkadaşımız bana resmen tek attı Mav Ejder'im. Ölürse zaten hiçbir şey kalmıyor geriye arkadaşlar. O yüzden de Mav Ejder'im ölmemesi gerekiyor. Ligi yükselttik arkadaşlar. Daha yüksek bir lige terfi ettik gördüğünüz gibi. Mükemmel de oldu. Haydi bakalım şimdi yeni bir lige merhaba diyoruz ve açıyoruz işte sandığı ışık ligi. Sandığını ışık ligine yükseldik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gördünüz mü arkadaşlar? Mükemmel de oldu. Arena savaşları da böyle. Lejyon Ejder geliyormuş arkadaşlar burada. Bunu da ileriki zamanda alacağız tabii ki. Ve buradan da onun kilidini açmak için 3 tane 60 seviye ejder gerekecek arkadaşlar. Yani bizim daha biraz işimiz var arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi buradaki ejderleri almak isteriz. Lejyon ejderi de almak isteriz arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi yavaştan da buradan da videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Güzel savaşları elde ettik. Birinci konuma yerleştik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt çat diye en alttaydık ve hepsini yendik. Üste çıktık arkadaşlar ve buradan da bir tane ejder var. O da bende ağır olan bir ejder ağaçsı ejder. Ama belki düşerim arkadaşlar. Buradan da güzel bir puan alırız diyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bu videoya bir tane like atın ve abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.